1 Mart, 8 Mart. Değerli akrep burçları nasılsınız? Bu dönem ciddi anlamda maddi planlarınızla ilgili çok fazla derin düşüncelere girebilir. Korkularınız ya da kendinizle alakalı yatırımlarla ilgili endişeleriniz olabilir. Bir takım krizler, yeni fikirler, yeni fikirler oluşturacaksınız. Ve ortak yatırımlar adım atarken iki kere düşünmeniz lazım. Mümkünse kararınızı 10 Mart'tan sonra vermeniz daha sağlıklı olacağını söylüyorum. Ani yatırım kararı verip kendinizi zarara sokmanızı istemiyorum. Özellikle uzun süredir bir ev konunuz yarım ve bu ev konunuzla alakalı çözülmesini istediğiniz evraklarınız ya da tapuyla alakalı sıkıntılı sorunlarınızın çözülmesini istiyorsunuz. İkinci haftadan itibaren bu tapuyla alakalı yarım kalan işlemleri de tamamlayacağınız gözüküyor. Özellikle şöyle bir oluşum var. Kendi işinizle ilgili büyük oluşumlar, fikirler, kararlar var ama kaygı ve endişeleriniz de var. Bunlarla ilgili yüzleşin. Karar ve endişeli kararlarınızı doğru noktada yapacağınız gözüküyor. Sadece kaygılı döneminizi geride bırakmanız lazım. Büyük bir kurumsal firmada çalışan akrep burçlarına diyorum ki yükselme söz konusu. Konumunuzda değişim, masanızda ve yerinizde değişecek. Özellikle devlet alanında çalışıyorsanız ve devletle ilgili geçmek istiyorsanız bu tarz sınavınız ya da bu dönem böyle bir beklenti içerisinde olduğunuz evrağınız olumlu şekilde hayatınıza giriş sağlayacak. Korkmanıza gerek yok diyorum bu konuyla ilgili. Kendi ailenizle alakalı uzun süredir bir takım krizler vardı. Bunları toparlamak istiyorsunuz ve özellikle baba ya da amca ya da dayı dediğimiz kişilerin sağlık problemleriyle ilgili endişeleriniz var. Bence bunlarda bir sıkıntı olmayacak ama siz bu konuda daha temkinli hareket ve doğru enerjilere girmek istiyorsunuz. Doğru enerjilere girebilirsiniz ama sağlık anlamında iyileşeceklerini söyleyebilirim. Kimsenin size kıymet vermediğini, sevmediğini, şefkat ve kollayıcı olmadığını savunuyorsunuz ve hep ben mi güçlü olacağım, hep ben mi mücadele edeceğim, biri de bana böyle şefkat, biri de benim arkamda tam dursun istiyorsunuz. Aslında bu Mart ayı bitene kadar bu evrenin de enerjisini alacaksınız. Yani şefkat, sevgi, bazı olumsuz giden oluşumları değiştireceksiniz. Evinize taşımak istiyorsunuz. Taşınacaksınız. Artık burası size uğur getirmiyor. Geçmiş yaşadığınız sıkıntılar bu evin içerisinde hala devam ettiği için bununla ilgili huzursuzluklarınız var. Taşınacak olarak özellikle sağlık ya da sağlıkla ilgili alanda çalışan bazı akrep burçlarında bulunduğunuz insanlarla bir konuşup yerinizle alakalı ya da sistemin eksikliğiyle ilgili sorunlar var. Bunu şeffaf bir şekilde masaya yatıracaksınız ve haklı olduğunuz noktada da değeriniz ve konumunuzla ilgili rahatlığınız da sağlanacak diyorum değerli akrep burçları. Yalnız şöyle bir evrede sorunumuz var. Duygusallıkta kafanız karışık olduğu için işinize de çevrenizdeki insanlara da ailenize de bu karışıklığınızı yansıtıyorsunuz. Bence bir ilişki terapisti ya da ilişkiyle ilgili ne istediğinizi ve nasıl bir yol almak istediğinizi belirlemeniz lazım. Eğer bunu da hayatınızda doğru yolda toparlarsanız siz başarıya daha hızlı bir şekilde daha olumlu bir evrede sahip olacaksınız. Evet, tadilat fikriniz var. Özellikle evinizin yatak odası ya da çocuk odası ya da salonunuzla ilgili değişmesi gereken mevzular var. Bununla ilgili de bir bütçeniz var. Bence evi satın daha büyük bir eve geçin. Niye böyle bir fikre girdiniz? Boşuna tadilat etmeyin. Daha güzel, daha ferah bir eve geçin. O eve ufak bir tadilat yapıp kendi istediğiniz hayallerinizi oturtabilirsiniz diyorum. Bu ara sanatsal faaliyetleriniz olabilir. Resim yapmak isteyebilir, tiyatro ile ilgilenebilirsiniz. Enerjiniz daha çok gülmek istiyor. Evet, bu tarz şeylere meyliniz de var. Bu tarz enerjilere geçerseniz daha iyi söz konusu olacak. İlişki sorunu olan akrep burçlarına birbirimize sahiplenme. Eğer hiç ilişkiniz yoksa bu 14 Mart'tan sonra güzel bir aşka, güzel bir yeniliğe yenilik açacaksınız.
Bu da sizin için doğru bir aşk ve evlilik kararı vereceğiniz insan olacak diyorum. Eğitimi eksik olan ve yarım kaldığını düşündüğünüz bazı noktalarınız var. Bununla ilgili de tamamlamak istediğiniz mevzularınız var. Bunları da hayatınızın altyapısına oturtacaksınız diyorum. Üniversite ya da lise öğrenciniz varsa evinizde ya da üniversite ya da lise son sınıftaysanız üniversite çizginiz belirlenecek. Güzel ve hayal ettiğiniz okul kapınız aydınlanacak olarak gözüküyor. Bence sen cesaretini toparla, hırslarına daha çok hayal kur ve bu hayalini gerçekleştir diyorum. Sağlık olarak özellikle geniz eti ve burun estetiğiniz ya da geniz nefes alamamakla ilgili bir sıkıntınız olabilir. Burun operasyonunuz var. Evet, yaptırmanız lazım. Uzun süredir zaten böyle bir sıkıntınız var. Yaptırın diyorum. Çocuk tedavisi ya da çocuk niyeti olan kişilerde ufak bir tedavi söz konusu olacak. Sonu hayırlı olarak gözüküyor. Bir de aracınızı değiştirmek istiyorsunuz ama aracınız daha çok yeni. Niye değiştireceksiniz? Gereksiz paraya, gereksiz bir ihtiyacınız yok. Şu an için aracınız doğru bir noktada. Lütfen aracınızı satmanıza gerek yok diyorum. Sevgili konusunda uzun süredir sevgilinizle sarmaş dolaş gezemediniz ya, bunun hayali içerisindesiniz ve birlikte bir tatil planınız var. Bu tatil yurt dışı olarak gözüküyor. Yurt dışı kapısı açılınca siz de sevgilinize bu sürprizi yapmış olacaksınız. Evet, sevgi ve mutlulukta kalın. Güzellikler sizinle olsun. Allah'a emanet olun.